Sinan Bey, hemen size tekrar döneyim. Şimdi en büyük tartışma konularından biri de şu, yine rehineler meselesi bizim için çok önemli. Acaba Musul Başkonsolosluğu, IŞİD'in Musul'u işgal etmesinden önce boşaltılabilir miydi, boşaltılamaz mıydı? Elbette boşaltılırdı ve boşaltılması gerekirdi. Ama Yani Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu diyor ki işte oradaki başkonsolosla görüştük, onlar bir büyük tehdit algılamadılar ve kalmak istediler diyor. Buna ne hayır. diyorsunuz? Hayır. Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanıdır, yalan konuşuyor demek istemiyorum ama bilgi doğru değil, onu söyleyeyim. Bilgi ne peki? Doğrusu ne? Doğrusunu ifade edeyim. Şimdi bakınız, işgal edilmeden, konsolosluğumuzu işgal edilmeden önce ben mecliste bir konuşma yaptım ve konsolosluğumuzun önümüzdeki saatlerde işgal edileceğini söyledim. Şimdi Türkiye'de, Ankara'da, mecliste gecenin bir yarısı görüşmeler yapan bir milletvekili olarak ben bu bilgiye ulaşabiliyorsam, koca devlet aygıtı elinde olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bilgiye ulaşamaması imkansız. Yani ulaşamıyorlarsa zaten dükkanı kapatsınlar. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın MİT'i falan kapatsınlar eğer bu bilgi onlarda yoksa. Kaldı ki bir de şöyle de garip bir durum var. Bilgiye ihtiyaçları da yok bunlar. Yani o gün ben mecliste araya girdim. 47. madde üzerinde konuşacaktım. Dedim arkadaşlar bu madde üzerinde konuşmayacağım. Çünkü önemli bir gelişme var. Meclis Yani görüşmelerimizde pazartesi gecesi mi? Salı gecesi oluyor bu, değil mi? Salı gecesi. Salı Pazartesi gecesi. açık değildi meclis. Salı gecesi. Dedim ki ve gecenin yarısıydı. İşte Siz Türkiye'de nereden biliyordunuz peki? geleceğim müsaade ederseniz. Yani bu önemli. Çünkü niye hükümet bu adımı attığının mantığı burada var. Orada bilgi verdim. Dedim ki bu görüşmelere biraz ara verelim. Ciddi bir durum var. Gelin orada bu işi iktidar muhalefet meselesine falan çevirmeden, bu milli bir mesele. Gelin bu konuyu görüşelim. Özel oturum yapalım. Şimdi ne yapabiliriz? Onun tedbirini alalım. Gece söylüyorum. Yani daha sabah olmamış. Daha işgal edilmemiş ama işgal edileceğini az çok görüyoruz orada. Yani dalga geçtiler. Yani resmen ya atma, sen nereden biliyorsun? Delilin var mı? İşimiz gücümüz var kardeşim gibi böyle gayri bir milletvekiline yakışmayacak tarzda AKP'nin o klasik her zamanki nobran kibir dolu ifadelerini ifade ettiler. En azından şunu beklerdim. Hani diyelim ki AKP böyle muhalefetten çok akıl almaya ihtiyacı yok ya. Ya kürsünün önünde yapmak istemiyor bunu. Orada konuşma bitti, geçtim yerime oturdum. Ya aklı başında bir AKP milletvekili gelip ya arkadaş bu iddialar çok ciddi. Orada ciddi bir sıkıntı olabilir. Ya nereden biliyorsun bunu? Yani elinde bir kanıtın varsa hakikaten bir şey yapalım. Onu da yapmadılar. Dolayısıyla da hükümetin orada böyle bir şeyi yoktu. Yani oradaki insanlarımızın kurtarılmasına dair bir çabası olmadı. Ay bu bir tercih. Bir Konsolosluğumuz dakika, bir dakika. Tercih olamaz mı yani hükümet? Ha. geleceğim. Geleceğim müsaade ederseniz. Konsolosluğumuz bunu göremedi mi? Gördü. Yani hatta işte Konsolos Mavi'nin tweet'i var ya IŞİD'den uyuyamıyoruz IŞİD belasından diye. Günler öncesinden Ankara'ya verilmiş raporlar var. IŞİD'in hücre evlerinde çoğaldığını ve Musul'a girmek üzere. Musul'da zaten gidiyor. Yani Veya dışarıdan işte gelen el çok koyacak. ciddi bir kuvvet yok. Yönetime el koyacak. Yönetime el koyacağını. Şimdi bu ciddi bir iddiadır. Konsolosluktan gelen iddia ciddi bir iddiadır ve bizim de bölgeden edindiğimiz izlenim bunu Size gösterir. de mi konsolosluktan geldi? Hayır canım, konsolosluk bizde niye gelsin Peki maalesef? konsolosluğun Ankara'ya böyle bir bilgi geçtiğini siz nereden biliyorsunuz? Ya bu gizli bir bilgi Şey değil. hatırlatabilir miyim? Bizim konsolosumuz, başkonsolosumuz 2 hafta önce saldırıya uğradı. Evet. Musul başkonsolosumuz Hayır, İlhan Bey'in bu bilgiyi bilmesinin nedenini soruyorum ben. Yani burada şimdi benim bilgi kaynaklarımı sorgulayacaksak Yok ya sorgulamıyor ben. program Hayır hükümet önemli olan o değil. siz şu hayır şu Ya şurası önemli. onun emin olun hiçbir önemi yok Ahmet Bey. Onun hiçbir önemi yok. Ben bir strateji merkezinin başkanıyım. Yani daha önce de milletvekili olmadan önce sizin programlarınıza bir strateji merkezi başkanı olarak çıkıyordum. Yani eğer siz belli bir duruş sergiliyorsanız, bölgeyi okuyorsanız, bölgeye kulak veriyorsanız, bölgeden insanlarla konuşuyorsanız, bütün gelişmeleri harita üzerine koyup bunlardan bir analiz çıkarıyorsanız bunun olacağını görüyorsunuz zaten. Bunun için şimdi insanlar bana şaşırıyor da ben de insanlara şaşırıyorum. Yani bunu bilmemek mümkün değil. O zaman başkonsolosluk çalışanları aslında bir an önce bir tahliye bekliyorlardı. Ankara mı izin vermedi? Ankara, şimdi Sayın Davutoğlu o kadar yanlış bir iş yapıyor ki diyor ki ya biz konsolosluğa bıraktık tercihi. Yani böyle saçma bir şey olamaz çünkü ne yapacak? Tahliye dediğiniz şey ciddi bir iş. Konsolos memurlarını da yanına alıp
otobüse bilet alıp mı Ankara'ya gelecekti? Veya gidip tren istasyonda tren mi bekleyecekti? Yani bir tahliye planı olacak. Konsolos bunu yapamaz. Peki sizin konuşma yaptığınız sırada çok geç miydi? Hayır. Tahliye gerçekleşebilir. Gerçekleşebilirdi. O bir operasyon bakınız, şeklinde mi bakınız, olacak? Şöyle. Şimdi bayrağımızın indirildiği Diyarbakır jet üssü var ya, oradan bir jet uçağı havalansa ne kadar süre sonra Musul semalarına gelir? Örnek veriyorum. 8 dakika. Yani mesafe o kadar böyle kilometreler falan 8 yok. 8 dakikada gidebilir. 8 dakikada havalandığı takdirde 8 dakikada orada. Helikopter havalansa işte 2 saatte 3 saatte orada. Yani orası ya benim konuşmam hele çok geç kalmış. O ben o bilgi çok daha önceden elimdeydi ama bunu mecliste gündeme getirecek fırsat olmadı. Dolayısıyla bir gün, iki gün, üç gün önceden bu yapılabilirdi. Bu baskın gerçekleşmedi. Baskın gerçekleşmeden yapılabilirdi. Peki, Sayın Davutoğlu diyor ki biz oradaki konsolosa bıraktık. Külliye yalandır. Konsolosun böyle bir yetkisi yok. Yani bu kadar ciddi bir olayı Dışişleri Bakanlığı, hükümet varken konsolosun tek başına karar vereceği bir konu değil. Konu bizzat başbakana soruluyor. Bizzat başbakana. O esnada belediyelerle ilgili bir konuşma mı ne bir şey yapıyor. Hayır kalsın deniyor. Yani burada bir böyle bir Orta Doğu'nun kabadayısı havası estireceğiz. Biz orayı terk eder miyiz falan. Sayın Davutoğlu bütün tedbirleri aldık diyor. Hangi tedbiri almış? Ya bir tane tedbir göstersin der bana. Acaba hani IŞİD'in Türk Başkonsolosluğunu basmayacağı ve orada çalışanların yani, rehin almayacağı öngörüsü mü vardır? Şimdi şöyle, IŞİD'le hükümetin bir zaten ciddi bir diyaloğu var, geçmişe dayalı. Yani bunu mu öngördüler? Düşmanımın düşmanı benim de dostumdur mantığıyla, işte Esad'ı devirmek üzere IŞİD'e destek verdi hükümet. Açık ve net söylüyorum, belli bir yere kadar. Ama onların da bizi basmayacağı falan herhalde düşünüldü ki. Yani karşımızdaki yani. Tek bir yapı değil ama bununla ilgili söyleyeceğim başka hususlar var. Döneceğim size. Tamam.